Evet efendim, bakış programı devam ediyor. Canlı yayın konumuz Unico Sigorta CEO'su Cenk Tabakoğlu bizlerle birlikte. Ben biraz kasko sigortasından bahsetmek istiyoruz. Bahsetmemizin nedeni de aslında sizlerden gelen bir takım talepler doğrultusunda yayını gerçekleştiriyoruz. Birkaç sorunuz var izleyicilerin. Bunlardan bir tanesi kasko fiyatların arttığından şikayet ediyor kimi izleyiciler. Bir bunu soracağız Sayın Tabakoğlu'na. Ondan sonra ikincisi çok söylenen bir konu tekrardan gündemde. Trafik sigortası varsa kaskoya ne gerek var kardeşim diyor kimi izleyicimiz. Sizlerden gelen de bu yönde. Çünkü trafik sigortası pahalandı. Artık kaskoda yaptırmaya gerek yok. Kapsamı da genişliyorlar. Yine Tabakoğlu ile konuşacağız. Bunların hepsini işte daha çok hangi illerde daha ucuzdur? İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller pahalı mıdır? Yine gelen sorulardan bir tanesi işte başka biriyle kayıtlı sigorta yaptırılabilir mi? Bunların hepsini Sayın Tabakoğlu ile konuşacağız. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi, soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de katılabilirsiniz efendim yayınımıza. Hoş geldiniz Cenk Tabakoğlu. Hoş bulduk. Ne kadar, bu izleyiciden soru çok. Tabii. Hepsini tek tek soralım. Ama ondan önce ben başka bir şey sorayım. Şimdi malum sınırda bir Afrin'le ilgili bir olay, savaş yaşanıyor ve Mehmetçiğimiz orada bir harekatta çok da iyi gidiyorlar. Neredeyse az kaldı sayılır Afrin'e gelmeye. Şimdi olaylara bakıyorum. Bu aslında birkaç gündür bize de benim yani gazeteye de gelen sorular içinde var. Bu daha önce de yaşanmıştı benzer olaylar. Kilise düşen roketler. Evet. Ondan sonra işte o roketlerde roket sırasında işte bazı evlerin zarar gördüğünü gördük ama bazı araçların da çok ciddi zarar gördüğünü gördük ki daha önce de bu olaylar birkaç kere tekrar etti, yaşandı. Orada da biraz gündeme getirilmeye çalışıldı. Şimdi o araçların eğer kaskosu var ise ondan sonra ve trafik sigortası zaten var, zorunlu. Evet. Yanında kaskosu da var. Diyelim ki sizden kaskosu yaptırmış. Şimdi ne oluyor? Bu bir kapsam içinde midir? Bunun hasarını ödüyor musunuz? Yoksa bu bir terör olayıdır deyip işte savcılığa mı, hani oranın valiliğine mi havale ediyorsunuz? Nasıl işliyor orada sistem? Yani oradaki kişi size gelip ya ben senden sigortalıyım, kaskon var, işte roketle zarar gördü, binadan da taş düştü, şu oldu, şunun bana hasarını öde dediğinde ne yapıyorsunuz? Evet. Öncelikle çok uzun bir giriş yaptırıyorsun gelmedi. Ben kısa bir girişle başlayayım. Öncelikle Mehmetçiğimize özellikle Afrin operasyonunda çok başarılı olmasını temenni ediyoruz. İstediğimiz şekilde de işlerin gelişmesini ümit ediyoruz. Şimdi tabii ara ara bu dediğiniz şekilde o bölgeden Türkiye'ye işte roket ya da farklı saldırılar şeklinde bazı terör faaliyetleri oluyor. Yani bunlar terör faaliyeti baktığımızda. Çünkü neden orada bir operasyon yapılıyor? Burada terörist yuvaları var. Terör harekatı Türkiye'ye karşı gerçekleştiriliyor. Şimdi tabii eğer kasko bizdense, bir vatandaşımızın orada aracına zarar geldiyse roketle ya da bir terör, yani bu gayet bariz terör faaliyeti şeklinde terörden dolayı bir zarar geldiyse terör teminatı kaskoda olduğu için zaten biz bunu ödemekle yükümlü. Var mıdır? Var. Her kasko poliçesi içinde terör teminatı. Yani bizim, siz buna terör mü diyorsunuz, savaş mı diyorsunuz? Terör diyoruz. Terör. Bir terör. Yani terör teminatı, en azından şu anda olan durum bir terör faaliyet, terörist faaliyet. O bölgede olan, bu bir savaş değil. Savaş devletler arasında oluyor. Dolayısıyla bu bir terör faaliyeti. Bundan dolayı herhangi bir vatandaşımızın malına zarar geldiğinde bizden sigortalıysa ben en azından kendi şirketim adına konuşabilirim. Evet, bunu terör faaliyeti kapsamında değerlendiriyoruz. Bizdeki kasko poliçenin tamamında terör teminatı var. Dolayısıyla da bunu ödemekle yükümlüyüz ve ödüyoruz. Şimdiye kadar da ama böyle bir talep şey geldi bize. Peki şimdi en azından o bölgeden. Kaskolar biliyorsunuz dar kapsamlı, geniş kapsamlı, şu kapsamlı, bu kapsamlı bir sürü 2-3 çeşit kasko var. Yani bütün dar kapsamda da işte geniş kapsamda da bu teminat içinde var. Evet var. Ama zaten dolaşımda olan kaskoların neredeyse tamamı geniş kapsamlı. Bunların içerisinde paket. Kesinlikle var. Bir paket şeklinde alıyor müşteriler bunları aldıklarında ve bunun içinde terör teminatı zaten var. Bizim sattığımız kaskoların da tamamı geniş kapsamlı. Peki şey nedir? İşte aslında bu bir terör olayıdır. Terör olayı da işte valilik bir terör zararı kanunu kapsamında ödenir gibi bir
söylem de var. Sigorta bir kanun var. Terör kanunu var. Bunun kapsamında ödüyorsunuz ama genel şartlarda zaten bu net bir şekilde açıklanmış durumda. Terör kapsamına girdiği zaman bunu ödemekle yükümlüyüz. Dolayısıyla terör kapsamına göre illa bir valilikten bir yazı istemiyoruz. İstemiyorsunuz. Hayır. Peki dönüp sonra mesela şöyle bir olay da var. Geçen sefer de yaşanmıştı. İşte bir aracı zarar gören hem sigorta şirketine müracaat ediyor terör olayından dolayı, hem sigorta şirketinden tazminat istiyor, sonra da dönüp bir de valilikten terör zararını karşılama konusunda iki yerden birden talepte bulunuyor. Şimdi o dediğiniz durum Güneydoğu'daki operasyonlar sırasında oldu. Evet. Böyle bir durumlar oldu. Şimdi orada ama devletin uygulaması sigorta şirketlerine sorup onundan sonra ödemek yönünde. Dolayısıyla hani öyle çift ödemenin önüne geçilmiş durumda, yani öyle bir şey. Ne diyorsunuz ona, zenginleşmeye sebep vermez. Sebepsiz zenginleşme gidiyorlar galiba. Sigorta, ben de çok hukuk hakim değilim. Cenk Bey de bankacı olduğu için biz şimdi bir bankacı bir gazeteci konuşuyoruz. Peki gelelim rakamlara. Evet. Önce bir toplam Türkiye'deki kasko sigortalı sayısı nedir? Evet. Bir de şu hani şey söylemi var ya, ya kardeşim trafik sigortası var zaten, buraya bavul yüküyle para ödüyoruz. Artık kaskoya gerek yok, yoku da arkasına ekleyin. Öyle mi de böyle değil. Şimdi zaten biraz önce sorduğunuz sorudan bunun böyle olmadığı çıkıyor ama tabii açıklayalım, herkes öğrenmiş olsun. Şimdi bir kere yaklaşık 20 milyon civarında bir araç var dolaşımda, yani yaklaşık rakam Türkiye'de. Bunun 6 milyon civarı kaskolu. %25-30. Şimdi tabii bunların içerisinde traktörü var, çekicisi var. Normalde hani kasko yapılmayacak bazı araçlar da var ya da penetrasyonları daha düşük. Özel araçlara baktığımızda %35 civarında diyebiliriz. Hı-hı. Yani nedir? Dolaşımdaki her 3 arabadan, yani bizim belki çevrede gördüğümüz, hı-hı, bir tanesi yaklaşık kaskolu. 2 tanesi kaskolu değil. Şimdi kasko neden lazım, neden değil? Trafik sigortası kaskoyla aynı şey değil bir kere. Yani bunu bir açıklamak lazım. Bunu bir türlü anlatamadın. Yani. Evet, ya, biz herhalde biraz sektör olarak biz de bir türlü anlatamadık. Çok farkındalığı yaratamadık. Şimdi mesela örnek verelim. İstanbul'da Temmuz ayında bir dolu oldu. Evet. Çok ciddi. Yani birçok arabanın da yolda görmüşsünüzdür. Üstü göçük göçük oldu. Benim arabam da oldu. Benim de işte arabamın üzerine yapmış. Tamir olmuştur ama. Bak birçok kişiki olmamış daha vallahi. Yok vallahi benimki de geçen hafta oldu. Öyle mi? Çünkü bekledik. Terzi kendi söküyor. Aynen öyle. 100-150 tane üzerinde göçük var. Şimdi benim kaskom olmasa trafik sigortası bunu ödemiyor. Trafik sigortası neyi ödüyor? Sizin üçüncü şahıslara ya da karşı tarafa herhangi bir verdiğiniz zararı ödüyor. Ama şimdi dolu yağdı, sizin arabanız bir yerde park halinde, üstü göçük oldu. Bunu kasko ödüyor. Hı-hı. Trafik sigortası ödemiyor. Herhalde bu ayrım yeterince açıklayıcı olmuştur. Yine bahsettiğiniz bir terör olayında roket atılıyor. Aracın üstüne roket düştü diye trafik sigortası ödemiyor. Karşılamıyor değil mi? Karşılamıyor. Yani karşılamaması gerekir. Ama kaskosu varsa aracın tabii ki karşılanması lazım. Dolayısıyla bunlar ikisi aslında çok temel iki farklılık. Yani gittikçe de araç bedellerinin, değerlerinin Türkiye'de arttığını düşünürsek siz varlığınızı korumak için aslında kaskoyu yaptırmanız lazım. Ama herhalde işte belki bizim de sigorta şirketleri olarak halkı yeterince bilinçlendiremememizden ve o farkındalığın oluşmamasından, mesela bu dolu gibi önemli bir hadisenin sonrasında dahi kaskolluk oranları çok artmadı Türkiye'de. Bu da enteresan. Yani evet, ilginç. En azından biz de orada bir artışın hani hızlı bir şekilde, bir hissedilir şekilde olmasını bekledik ama bu olmadı. Tabii bunun birçok açıklaması olabilir. Bir tanesi gelir düzeyiyle ilgili olabilir. Yani trafik sigortası Türkiye'de biraz da sigorta değil de bir vergi gibi algılanıyor. Hani herkes, evet, onu yaptırıyor ama kasko işte yaklaşık ortalama 1.000 lira, 1.100 lira kaskonun maliyeti. Ben bunu halkımız çok da hani yaptırmasam da bir şekilde bir şey olursa arabama kendim öderim gibi bir kaderci anlayışa da sahip olabiliyor. Biraz hani sosyolojik bir... Ya, o bir hasardı ama yani olarak. Arabayı çalıp götürdüler mi? Ama bir yandan da o 1.000 lira bize pahalı gibi geliyor anladığım kadarıyla halkımıza. Tabii az bir para değil, ben az olduğunu söylemiyorum ama ortamı araç fiyatları neredeyse 100.000 liralarda şu anda. Hmm. Siz şimdi 100.000 liranızı koruma altına 1.000 lira için almamış oluyorsunuz. Allah korusun yani bir pert olduğunda ya da çok ciddi bir hasar geldiğinde, çalındığında bu araç yani 100.000 liranız gitmiş oluyor. Bunu korumak için de çok büyük bir para değil. Şimdi bir sorunuz, maliyetler arttı mı? Fiyatlar arttı mıydı? Bakıyorum sorulara da içinde ki gelenlere de bakıyorum. Şöyle bir yorum var Cenk Bey. Diyorlar ki bu sene diyorlar trafik kasko sigortasını çok ciddi pahalandırdı sigorta şirketleri. Hasarsızlık indirimi olmasına rağmen %30-%40'lara varan zamlı bir sigorta talebiyle karşılaştığını söylüyor bir iki izleyici ve yaptırmadıklarını söylüyor artık kasko sigortasını. Yani
Bu sene anladığım kadarıyla ya da bunlar aslında geçtiğimiz senenin son çeyreğinden itibaren başlamıştı bu tür sorular. Evet. Son çeyrekle bu senede bir kasko sigortası da pahalandı algısı var. Ama böyle mi? Değil. Şimdi çok net ona birliğin de verilerinden çok rahatlıkla hani bunları halka açık herkes de görebilir. Şimdi ortalama bir poliçenin primi %6 artmış. Yani Türkiye'de enflasyon %12-13. Yani şimdi baktığınız zaman reel anlamda enflasyon kadar bile artmamış. Nominal 6 artmış. Dolayısıyla reel anlamda %6 kasko ucuzlamış Türkiye'de baktığınızda. Nedir bunun sebebi? 35-40 tane bizim şirketimize dahil aynı alanda rekabet eden şirket var. Hı hı. Şimdi özellikle trafik sigortasında da biraz devletin getirdiği tavan fiyat sonrası olabilecek ve olan zararları gidermek için daha karlı olan kasko ürününe herkes biraz daha yöneldi. Bu da fiyatları aslında reel olarak aşağı çekti Türkiye'de. Yani dolayısıyla kaskoda fiyatların arttığını iddia etmek toplamda mümkün değil. Ha ne olmuş olabilir? Kişi bazında bu olabilir. Neden? Şoförlük becerisi, sizin kaza geçmişiniz, araç kullanım şekliniz kasko fiyatınızı etkiliyor. Bunu belli bir istatistiğe göre mi fiyatlıyorsunuz? Yani sizde mesela datanız işte kadın kullanan daha pahalı, kadın kullanıcıya, sürücüye daha fazla prim isteme, işte bir dönem kırmızı araçta daha fazla prim isteme, işte şuna daha böyle bir şeyler... Bunlar hala bir şablon olarak var mı elinizde? Buna göre bu kadar ön yargılı değil. Yargılı değilim konuşmaları söylüyoruz. Yani. Şimdi bayanların kaskosunun pahalı olduğu doğru değil bir kere en azından. Öyle mi? Net olarak söyleyeyim. Bizim şirketimizde öyle bir veri yok en azından. Çok net. Ama ucuz da değil. Yani eşit olarak değerlendiriliyor. Şimdi size oraya gelince eşit öbür tarafa yok, gelince. Yok ama öyle yani sonuçta zaten eşit yok. Her tarafta eşit. Bizim hiç öyle bir iddiamız yok. Şimdi kasko fiyatını belirleyen birçok faktör var. Çevresel faktörler de dahil buna. Yani sizin coğrafi olduğunuz bölge, işte yağmur, sel, dolu, İstanbul gibi bundan sonra belki düşünmemiz gereken şeyler. İkincisi aracınızın bulunduğu ilçe, il, oradaki hırsızlık oranları, oradaki kaza oranları, yol kalitesi, yani bunların hepsi baktığımızda kasko fiyatını etkileyen etkenler. Araç rengi de evet burada bir etken. Yine ama ben kırmızı demeyeceğim. Bizim en son bir çalışmada sarı araçlar çıktı. Daha sarı araç. Evet evet nedense. Sarı araç çünkü son dönemde spor arabaları biraz daha sarı renk yapıyorlar sarı. Sanki. Yani şimdi ben sarı de ondan sonra dikkat ettim. Sarı araç daha mı çok daha çok kazaya, mi? Daha risk grubunda daha çok kazaya karışıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizdeki böyle bir ilginç bir veri çıktı. Yani kırmızıyı doğrulayamadık ama bir Galatasaraylı olarak sarı kırmızıyı doğruluyoruz herhalde orada. Yaş faktörü var mıdır? Yaş faktörü var tabii. Yani yaş faktörünün hatta şöyle de bir etkeni var. Sizin yaşam döngünüzün nerede olduğunu belirliyor yaş faktörü en nihayetinde. Şimdi siz diyelim ki işte 50 yaşındasınız. 18 yaşında 3 tane çocuğunuz var. Şimdi acaba aracı siz mi kullanıyorsunuz? Çocuklarınız mı kullanıyor? Kimler kullanıyor? Dolayısıyla bu yaş faktörü çok kritik bir bilgi. Yaştan ziyade ama bu faktörler tek başına belirleyici değil. Yaş artı işte belki sizin okul çağında ya da işte bahsettiğim grupta 18-20 yaş arasında kaç çocuğunuz oldu ya da 18-25 yaş arasında. Bunlar önemli faktörler. Bir veride biz kardeş sayısının bir anlamda mantıklı bir bize bilgi sağladığını gördük. Nasıl yani kardeş sayısı? Yani çok kardeşi olan kişileri daha çok kazaya karıştığını gördük. Allah Allah. O da ya bu ilginç bir veri. Ama bu her yerde böyle ya da her çok kardeşi olan kişide böyle olduğu anlamına gelmiyor. Bunları bu istatistik gibi bilim en nihayetinde. Evet. Birçok veriyi ve bu şekilde bilgiyi çakıştırarak nihai sonuca ulaştırdı. Yani tek başına bunlar belirleyici değil hiçbiri. Birkaç veriydi ama belirleyici oluyor. Şimdi birkaç soru var da Aytaç da bir soru soruyor. Ne diyorsun Aytaç? Dolu hasarında zarar gören bir araçın işte tamir süresi 3-4 ay, 5 ay, 6 ay sonraya atıyorlar malum yoğunluktan dolayı. O arada poliçe süresi bitiyor. Başka bir şirketten poliçe yapılıyor. Tamiri yapar mı eski tabii şirket? Yani sonuçta o şirketin yaptığı poliçe döneminde oluşmuş bir hasar. Kim yaptıysa poliçeyi o şirket ödeyecek. Bu da çok spesifik bir örnektir herhalde. Çok net. Şimdi bu soru ilginç geldiği için seçtim Cenk Bey. Aydın Bey şöyle söylüyor. 2018 yılında motor taşıtlar vergisi nedeniyle araç fiyatları çok ciddi yükseldi. Kasko'da o araç motor taşıt vergisi yüksek olan araç üzerinden mi yapılacak?
Bu bir dönem hatırlıyorum, bu 2016 sonunda bu MTV tartışı, yani fiyatları artarken bazı kesimler kasko işte çok zamlanacak, trafik sigortası da zamlanacak MTV yüzünden demişti. Hani ilişkisi var mı yok mu anlatın da. Yani herhalde sorunun doğrusu ÖTV açısından olacak, çünkü ÖTV çok arttığı için araç fiyatları arttı. MTV vergi gibi olduğu için, motor taşıt vergisi, onda da bir artış var ama aracın bedelini etkilemiyor. Şimdi tabii ki en nihayetinde sigortaladığınız malın değeri gittikçe artıyor. Yani bir ÖTV artışı, işte bugün dediğimiz gibi orta sınıf bir arabanın ortalama fiyatı hani 100 bin liralar seviyesinde zaten. Bu geçmiş şimdi, zaten geçmiş durumda. Şimdi baktığın zaman bu ÖTV kaynaklı bir artış biraz da. Haliyle beklenti şu olmalı. Evet, benzer bir şekilde belki kasko fiyatlarının artması. Ama gördük ki istatistiki olarak Türkiye'de geçen yıl kasko fiyatları bu şekilde artmamış. Neden? Çünkü çok ciddi bir rekabet var. Aynı alanda rekabet eden 35-40 tane şirket var. Kasko nispeten sigortacılık sektöründen, siz de biliyorsunuz, karlı bir alan olarak görülüyor. Ve gittikçe bu alanda rekabet daha da artarak devam ediyor. Bu sebepledir ki biz baktığımızda reel artış değil, hatta reel azalış var. Dolayısıyla aracın bedeline göre kaskonun fiyatı azalmış Türkiye'de. Aşağı gelmiş. Yani sigorta şirketleri açısından çok pozitif bir tablo değil. Ama kullanıcı açısından baktığımızda pozitif bir tablo. İzleyicimiz şöyle bir yorumda bulmuş. Herhalde bu sigortacı, anladığım kadarıyla. Önümüzdeki dönemde diyor kasko sigortasından sigorta şirketleri zarar edecek. Özellikle artan döviz kuru ve parça maliyetleri nedeniyle ve asıl zamlar o zaman başlayacak diyor. Yani tabi bunu... Bu tabi şey yani... Öngörü. Öngörü yani... Ama bu herhalde döviz kurundaki artışlar falan, bunlar hep sizi etkileyen faktörler. Tabii, değil mi? Yani şimdi, bunlar bir şekilde yansıması evet, lazım. Bu yani. Sabah bakıyorduk. Parça, yani araçlarda tamirde parça enflasyonu geçen yıl yaklaşık %25 seviyesinde olmuş. Yani neden bu? Bir daha söyleyeyim bakayım. Parçaların maliyeti. Maliyeti geçen %25 yıl enflasyonu %27 civarında hatta. Yani parça enflasyonu. Parça enflasyonu. Değişen parçaların maliyeti %25 yaptı. Neden? Çoğu ithal. Evet. Yani şimdi ithal olunca da tabii dövize duyarlı oluyor. Şimdi bir hasar, yani bir hasar maliyetinin enflasyonu var Türkiye'de. Bunun yaklaşık %40'ı işçilik, %60 parça baktığımızda hasarın. %40'ı ne kadar artıyor? Enflasyon civarında işçilik artıyor diyelim Türkiye'de. %12-13, öbürü %27 artmış. Ortamı da bir %20 bir enflasyon, yani şirketlerin üzerine bir maliyet baskısı var. Şimdi ne yapıyor şirketler? Bunu bir şekilde maliyetlerini kısarak yönetmeye çalışıyor. Yani fiyata yansıtmamaya çalışıyor rekabet nedeniyle. Ama bir yerden sonra illaki yansıtamadığı noktada bunlar fiyatlara yansıyacaktır. Şimdi orada soru soran kişinin tabii öngörüsünü ben de temel olarak paylaşmakla birlikte, bugüne kadar rekabet şartları buna el vermedi. Yani fiyatlar öyle konuşulduğu gibi artmadı gördüğümüz üzere. Peki bu oranı arttırmak için ne yapmak lazım Cenk'le? Yani şu %20-27, %30-25-30 bandında olanı. Yani şimdi biz çok... Avrupa'da da böyle midir? Ya bu, yok, bu band Avrupa'da daha yüksek. Şimdi tam rakamlar hakikaten daha, yani, yani, yok ama şey daha yüksek de. Yani. %50'nin üzerinde kesin zaten olması lazım yani gelişmiş ülkelerde. Şimdi tabii birkaç boyutu var. Yani biz müşterilerle biz böyle çok fokus grup ve araştırmalar da yapıyoruz. Yani birebir soruyoruz. Niye kasko alıyorsun alana? Almayan da niye almıyorsun? Şimdi maliyet bir gerekçe, yani 1000 lira 1100 lira, belki hani söylerken kolay geliyor ama şimdi ödemeye başladığınızda o kadar kolay değil. İkincisi, belki biz halkımıza ihtiyaç verecek ürünleri de yapmamış olabiliriz. Yani ürünlerimiz hep standart, herkese aynı elbiseyi giydirmeye çalışıyoruz ama farklı talepler olabilir. Yani şimdi fiyattan başlarsak örneğin genişletilmiş kaskonun hepsinin içinde bir ikame araç, yol yardımı var. Yani şimdi bir kullanıcı da çıkıp diyebilir ki, yani benim evde zaten boşta duran bir tane arabam var. Ben yol yardımı ikame araç istemiyorum. Yani benim arabam tamirdeyken dursun bir hafta 10 gün. Bana da arabaya ben taksiye binerim. Uyduruyorum. Şimdi olup olmayacağını bilmiyorsun, size kaza zaten. Bu yaklaşık 100-150 lira kasko fiyatında oynama yapıyor. O kadar etkiler tabii, yani. Tabii yani. Dolayısıyla bir 150 lira oynuyor. Yani bizim işte çok böyle müşterilere daha net bu farkındalık yaratarak sattığımız yeni kasko ürünümüz var. Burada mesela ikame araç, şimdi ben bakıyorum elimdeki notları, 120 lira oynatıyormuş fiyatı, bizim arkadaşlar söylemiş. Dolayısıyla 1100 liralık fiyat 980 liraya da inebilir. Bir ikincisi serbest servis. Yani siz diyorsanız ki ben arabamı istediğim servise götüreceğim. Tamam tabii, ama bunun şirkete, sigorta şirketine bir maliyeti var. Çünkü ben daha ucuza anlaşmalı bir servisimde bunu yaptırabiliyorum. Şimdi bu da yaklaşık frekansına ve kullanım sıklığına baktığımızda 150 lira da bu fark ediyor poliçe başına benim için.
Şimdi siz dersiniz ki ben serbest servisten feragat ettim. Siz bana nereye götürün diyorsanız oraya götüreceğim. Sizin anlaşmalı servisinize. Ki aynı kalitede, aynı orijinal parça da yapıyor bizim serviste. O zaman bir 100-150 lira da buradan düşebiliriz. Yani baktığımızda 1100 liralık poğaçayı aslında 700-800 liraya belki mal etme şansımız varken, biz tabii hep genişletilmiş, her şirketin ürünü aynı olsun, biz eşitler içerisinden sadece fiyata bakarak seçelim dediğinizde ürün tarafı da biraz... Peki yani ben böyle bir şey talep ettiğimde sizden işte ikameye evet. gerek yok, işte istediğim istediğin servis götür, bana buna karşılık bulamıyor muyum? Bulabiliyorsunuz pazarda. Şu anda bizim şirketimizde Unicasco diye bir ürünümüz var. Ama orada bulabiliyorsunuz. Yani ama işte genelinde sektörün baktığımızda herkes genişletilmiş kasko aradı ve ürünler eşit olsun sadece fiyata bakayım dediğinde bunu bulması zor oluyor. Ercan Bey şöyle bir yazmış. 1200 lira kasko sigortası, 750 lira trafik sigortası, neredeyse 2000 liraya her sene araç için sigorta parası ödüyoruz. Bu da ciddi bir para diyor baktığında. Tabii yani biraz önce ben de söyledim. Ciddi bir para. Bunda hiç şüphesiz. Yani trafik artık kasko. Doğru. Trafik sigortası neyi kapsadığını biliyoruz. Ki bu 750-800 lira dediğimiz ücretlerle aslında şirketler halen Türkiye'de maalesef zarar ediyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Zaten veriler de açık. Dolayısıyla onun daha aşağı gelmesi için daha yapısal farklı şeyler yapılması lazım. Ama bu programı yetmez zaten konuşmaya. Hı-hı. Şimdi kasko sigortasında da maalesef hani bugün gelinen işte araç bedelleri, parça enflasyonu, biraz önce anlattığım işçilik enflasyonu hepsine baktığımızda zaten bu fiyatlar belki de olması gerektiğinden çok daha ucuz. Yani yurt dışında biraz daha genelde zaten yüksektir. Yani. Burak Bey demiş ki yeter artık demiş, şu kasko ile trafiği birleştirin tek ürün olsun. Yani şimdi şöyle bir algı var, ikisini birleştirince fiyat düşecek zannediliyor ama ben yani bunu hep söylüyorum. Yani ikisi hizmeti farklı olduğuna göre birleşsen de hani demin yani, izleyici evet. 2000 liraysa 2000 lira alacaklar. 2000 lira yani. Yaparsanız birleştirebilirsiniz. Yani çok doğru söylediniz zaten, yani benim cevaplamama gerek kalmadı. Kasko başka bir şeyi sigortalıyor, evet. Trafik başka bir şeyi. Biri 750 lira, biri 1200 lira. Evet. İkisi olsun istiyorsak. Yani orada hani toptan mal aldık. Ucuz olsun diye bir mantık en yok. En fazla belki 50 lira falan hani. İşte 50 lira bilmiyorum oynar mı? Baktığınızda ayak alışsın. Ayak alışsın diye ki olabilir. Olabilir. Cenk Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Sağ olun. Evet, programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.